Sadece bayramlarda mı hatırlarız? Dar sokaklarda yan yana dizilmiş esnaf sıcaklığını, hayatın huzurlu bir samimiyetle aktığı küçük kasaba meydanlarını, Arasta'dan yükselen seslerin melodisi artık çok mu yabancı? Yüzlerce yıllık gelenekler, şimdi modern hayatın ruhsuzluğundan kaçışın birer adresi. Kadim kültürleri ve insan sıcaklığını nesiller boyu bir araya getirenler, Anadolu'nun asırlık lezzetçileri. İki asra yaklaşan bir gelenek ve köklerine bağlılığın modern zamanlara uzanan Ispartalı kebapçı Kadir'in hikayesidir. ...65 yıl bir emek harcanıyor. Biz çocukluğumuzda mesela gelip sabah namazını kılardık. Bir Arasta kültürü vardı, bir esnaflık kültürü vardı Isparta'mızda. O kültürle büyüdük. Babamız bize önce dinimizi, sonra besmele ile dükkan açmamızı, sonra Arasta'da girdiğin zaman herkes birbirine selamünaleyküm, aleykümselam, hayırlı işler, işte bol nasipler, bir dua. Önce Allah'a ibadet, sonra da işimizde bereket ihsan eylerdi. Damak tadı ve yemek kültürü insanı yaşadığı toprağa bağlayan belki de en ayırt edici özellik. Hızlı ve hazır yemeklerin ya da ayaküstü atıştırmalıkların ötesinde ritüeller barındırır. Kültürler arası hoşgörünün, dayanışmanın ve saygının getirdiği alışkanlıklar. Nesiller boyu sürdürülen özverili hayatların sonucu. 200 yıldır bu gelenekselliği devam ettirmek, bir önce zaten özverili bir yaşam. Kebapla yoğrulmak, etle yoğrulmak, bir de küçük yaşlardan beri, yani çıraklık döneminden bugünlere kadar taşımak. Kebapçı Kadir'in öyküsü aslında Türkiye'nin 100 yılı aşan macerasının özetidir. Dağılan bir imparatorluk ve küllerinden doğmuş yeni bir toplumun kendini var etme mücadelesidir. Bir esnafın şahsında aslında bir medeniyeti ayakta tutma çabasıdır. Tuz pazarı yok. Buğday pazarı yok, üzüm pazarı yok, kebapçı Arastası da yok. Ama kebapçı Kadir hala var. Bu işi sevmekle ilgili. Belki de bu yüzden Hafız dedenin kebabı bu şekliyle yapmayı eski komşusu Rumlardan öğrenmesi şaşırtıcı değil. Medeniyetlerin iç içe geçtiği bu topraklarda yiyip içmenin, bir dost sofrasına oturmanın, o sofraya konacak her tabağın adabı bir başka bilinir. Fırın kebabının özelliği, fırın kebabının güzelliği, bunu kaybetmemek lazım. Yani bu geleneksel bir artık kebap türümüz oldu. Kebapçı Kadir için sofra adabı ve müşteriye saygı sanıldığı gibi masada değil, daha malzemenin seçiminde, üreticinin alın terinde başlar. Tüm bu ritüellerin başladığı yer, dağların soğuk nefesinde, tertemiz suların kıyısında yetişen oğlakların ayrılmasıdır. Sadece doğal olarak, doğal şartlarda yetiştirdiğimiz için, bu dağlarda Balkanlık olduğu için davara iyi geliyor. Vatandaşa bunu, ben de dahil çoban olarak, benimsememiz lazım, iyi mal yetiştirmemiz lazım. Kaliteli mal yetiştirmemiz lazım. Dengeyi bozmadan, etin kebabın dengesini bozmadan yetişen mal kebaba daha güzel geliyor. Kebaplık etin seçimi başlı başına bir ritüeldir. Ve 4 nesildir aynı şevk ve aynı titizlikle sürüp gider. Erkek oğlan emdiği sütten yediği kekiğe, yaşından mevsimine kadar ustası bilir vaktin gelip gelmediğini. Kebabın mevsimi vardı. Aslen Mayıs ayında, Haziran ayında kebap oğlakların tam yetiştiği zaman başlar. Eylül, Ekim gibi de biterdi kebap olayı.
Ama o dönemde sadece yaz sezonunda kebap, kışında işte şiş köfteye dönerdik. Şiş köfte satılırdı. Aylar, mevsimler, yıllar yahut çağlar değilse de kebapçı Kadir için etin seçimi kadar pişirme şekli iki asırdır değişmez. Suyla dolu bakır kazanların ortasında yanan ateş sanki iki asır önceki gibi ete rengini verir. Önce et bir içeride fırında bir kabarıyor. Sonra içerisindeki o kendi yağı kaynamaya başlıyor. Kaynadıkça etini pişiriyor ve kemiğini pişiriyor. Sonra da biz çevirme falan yapmıyoruz. Direkt fırına koyduğumuz gibi 3,5 saat sonra çıkarıyoruz. Lokum gibi, nar gibi pişmiş bir eti insanlara sunuyoruz. Türkler ateşin eti pişirmek için kendilerine sunulduğuna inanır. Yüzyıllardır değişmeyen bu inanç, kebapçı Kadir'in fırın ateşinde de aynıdır. Ateşin tutuşturulmasından, odunun cinsine kadar her şey aslında bu kültürün bir parçasıdır. Odun da çok önemli bizim için. İşte çalı kökü ve meşe odununun da bir yıl kurutulmuşu içeride is yapmaması lazım. Hatta babamızdan, atamızdan bildiğimiz işte içeriye odun yakarken biz mesela kibrit çöpüyle siz tutuşturursunuz ama o kibrit çöpü içine atılmaz. Neden? Çam odunundan olduğu için is yapar. O da fırında ete is yapmaması için çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Eski gelenekte ocağın sürekli yanması ve kazanın kaynaması esastır. Zaman ve mekan değişse de ocağın ateşi sönmez. Bacanın dumanı eksik olmaz. Ama her şeyin ataların nizamına uygun olması beklenir. Daha önceki fırının ölçülerini aldım. Kendim bizzat başında durarak milimetrik ölçülerle artı içindeki o taş fırının içerisindeki o taşları önlerini yontarak birbirlerine birleştirerek kubbesinin tam oturması, tam orta göbeğine de işte buranın köke taşı vardır. Tam orta göbeğine de o köke taşını koyuyorsun. Onun milimetrik ölçülerini yapmazsan içeride ateşin dönmesini sağlayamazsın. İçeride attığın o kebap kaburgalarının mesela dış yüzeyinin hepsinin aynı şekilde pişmesini sağlayamazsın. Hafız Dede ile başlayan bayrak yarışında Hüseyin aslında hep öğrencisiydi. Her şeyi 5 yaşında girdiği bu fırının başında öğrendi. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu geleneği hep ödev bildi. Yaptığını sadece bir iş değil, atadan kalan bir vasiyet olarak gördü. Bu işine aşk. Bu eş aşığı, evlat aşığı gibi bir şey, meslek aşığı. Ahi evrenden kaynaklanıyor. Kalmadı artık öyle bir şey. Bitti. Ahi evren, Anadolu esnafının piridir. Onun öğretilerine göre hırs kapısı bağlanmış, kanaat ve rıza kapısı açılmıştır. 1000 yıllık bu öğretide rıza önce Allah'a, sonra misafiredir. Bunu anlamak için 40 yıl bir kazanda pişmek dahi yetmez. Terazinin devamlı et konan kısmı ağır varsın. Öbür tarafı kalsın. Müşteri de bizim alacağımız olsun, hakkımız ama müşterinin bizden alacağı olmasın. Asırlık lezzetleri sunanlar aslında kadim bir kültürün, onu oluşturan medeniyetin, bu topraklara ait değerlerin bekçisidir. Öğrendikleri her ne varsa imtiyaz kabul etmez. Belki de bu yüzden iş yerinde usta ustadır, çırak da çırak. Müessesenin hatta dünyanın sahibi olmanız bile fark etmez.
esnaflıkta saygı büyüğe, yani ustayadır. Üç ablam var. En küçükleri benim. Ben dünyaya sonra gelmişim. Ama evin bir oğluyum. Fakat bir oğlanla yaşım artmak yok. O meslek işlenecekse en iyi şekilde öğrenecek. Sadece ben değil, bizim yanımızda yetiştiğimiz elemanlar da aynı terbiye ve düzenle yetişiyor. Ben de aynı şekilde yetiştirdim, aynı dışarıdan gelen bir eleman gibi. Artı çocuklar kim olursa olsun, önce büyüğe saygı göstermek zorunda. O saygı bizim için çok önemli. O saygıyı göstermediğin zaman işinde başarılı olamazsın. Anadolu kültüründe usta çoğu kez babadan ya da anneden önde gelir. Öğretileri hayatın ve işin inceliklerine dairdir. Eğitim sadece dükkanda değil, hayatın içindedir. Ve hiçbir çırak, babası da olsa, ustasından aldığı terbiyeyi unutmaz. Biz sadece tabii dükkanda yetişmedik. Babamla beraber et almaya gittik. Babam bana kuzunun, oğlağın veya erkecin veya Isparta fırın kebabının kaburgasının nasıl seçileceğini gösterdi. Mesela çok insan bilmez. Sadece et mi et diye bakar. Hayır. Biz kasap dükkanına gittiğimiz zaman eti seçerken babam derdi ki, oğlum bak şu mal yaramaz. Kebapçı Kadir'in hikayesi Anadolu'da benzerine çok rastlansa da kendine özgü bir karakter taşır. Esnaflığın, geleneklerin ve köklere bağlılığın asırlık timsalidir. Modern hayatın tüm baskısına rağmen ayakta kalmış, insanlar değişse de geçmişten bugüne köprüler kurulabileceğini gösteren nadir örneklerden biri olmuş. Roman okursunuz yahut bir film seyredersiniz. Sophia Loren'in bir filmi. Onun bir bakışı vardır, onu unutamazsınız bir ömür boyu. Bir defa kebapçı Kadir'de kebap yersiniz. Önemlidir, ettir, kebaptır ama o ambiyans mıdır? Nedir yani? Bir şey var, bir sihri vardır bu işin. O sihri yakalamış kebapçı Kadir. Olay budur. Asırlık gelenekler, kültür ve zenginlik sofraya konulan bir kap yemekten çok daha ötesidir bu törede. Kebabın tadı bir gün damaklardan silinir ama bir güler yüzün ya da hoş bir kelamın bıraktığı lezzet silinmez. Müşteriden tek beklentimiz var. Yediği zaman elinize sağlık dedi mi, para bir yana, onun duası bir yana. Bize lazım olan dua.